Dostlar, herkese selam. Şimdi bahsedeceğim konu online satış. Yani online satış lafını 2023 yılında çok konuşacağımızı daha öncesinden de dile getirmiştik, söylemiştik. Nasıl başladı bu hikaye? Yerli otomobil TOGG'un satışa sunulmasıyla online satış başladı. Hemen ardından Tesla geldi. Tesla online satışla Türkiye pazarında yer almaya başladı. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren konuştuğumuz Mercedes'in online satışa geçmesi ise 15 Mayıs tarihi itibariyle resmi olarak başlıyor. Bugün en kaçı onu, işte 5 gün sonra Mercedes Türkiye'de online satışı başlatıyor. Bu durumda 3 markanın birden online satışa başlamış olduğunu göreceğiz. Mercedes ile ilgili sormuşsunuz hani online satış nasıl olacak falan gibi. Arkadaşlar, Mercedes online satışa geçti. Artık arabaların faturasını sadece Mercedes kesecek. Yani yetkili satıcıların bir satış işlemi yok. Yani fatura kesme işlemi yapmayacaklar. Elbette ki hani arabaları pazarlayacaklar, gösterecekler, edecekler ama online olarak faturaların tamamı Mercedes Türkiye tarafından kesilecek. Online, yani Mercedes Sin Türkiye internet sitesine girdiğiniz zaman oradan otomobil modellerini satın alma işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Elbette ki bir bayiye gitmek gerekecek ya da bir yere. Çünkü biliyorsunuz hani otomobil satın alırken yapılması gereken belli işlemler var. Ama sadece bunun için gidilecek. Yani bayi ile ilgili bundan sonra yaşanacak şey otomobil modellerini incelemek, gidip orada bilgiler almak, otomobilin satış işlemlerini başlatmak, yani gene yetkili satıcılar bunları başlatacak. Satış sonrası hizmetlerini almak. Ama dediğim gibi hani sadece Mercedes artık arabalarına fatura kesecek. Otomobilleri online olarak satacak. Peki bu 3 markanın dışında Türkiye'de online satışa geçecek markalar var mı? Yani elbette ki var. Bir kere Fiat, yani yaklaşık 2 yıldır düzenlediği her lansmanda online satış vurgusunu yapıyor. Renault online satış vurgusunu çok fazla kullanan markalardan bir tanesi. Ama Fiat'la ilgili şöyle bir durum var. Aslına bakarsanız şöyle, yani Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Citroen, Opel, Jeep gibi markaların çatısı altında yer aldığı Stellantis geçtiğimiz sene online satışa geçmek için hazırlık yaptığını resmen açıkladı. Buna Avrupa ülkelerinden Temmuz ayıyla itibaren başlıyor. Bu gelişmelerin hızlı bir şekilde bize de geleceğini tahmin ediyorum. Yani hızlı bir şekilde derken bu yılın sonunda bu konuyu biraz daha kesin bir dille konuşmaya başlamış oluruz. Fiat'ın başka bir özelliği şöyle, biliyorsunuz hani pandemiyle beraber sürekli olarak şeyi konuşmaya başladık. İşte evden alışveriş, online alışveriş falan gibi şeyleri konuşurken Metaverse diye bir şey duymaya başladık. Fiat mesela İtalya başta olmak üzere Metaverse evreninde otomobil satmaya başladı. Yani orada bir tane bayisi var, yetkili satıcısı var, bildiğimiz insanlar falan var içinde. Orada arabaları satıyorlar. Bu nedenle işte sözünü ettiğim markalarda online satışa geçme konusunda hazırlıklarını yapan, hatta hazırlıklarını tamamlamak üzere olan markalar diye düşünüyorum. Bununla birlikte elektrikli otomobilleri online satacak markalar da var. Volkswagen ana temasında konuşmak lazım. Çünkü en volümlü satan, en çok satan marka o grup içinde. Bu markanın biliyorsunuz işte ID.2 diye bir modeli çıktı. O uygun fiyatta olacak. ID.3 var, ID.4 var, ID.5 var. En son ID.7 var Passat yerine gelecek olan. Bu modelleri online satabileceğine dair bir dedikodu ortalıkta dolaşıyor. Kesinlik kazanmadan hani ne olur ne biter bilmiyorum ama böyle bir dedikodu var, haberiniz olsun. Yani bütün markalar online satışa geçmek için araştırma yapıyor. Yani neler olacak, neler bitecek, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.